Evet, derslerimize kaldığımızdan devam ediyoruz. Son kulvara girdik. Yani JavaScript kısmına. JavaScript kısmında etkileşim olacak biraz da. Yani mesela tıkladığımızda herhangi bir işte bir pencere açılacak veya tıkladığımızda bir nesne hareket edecek. O tip şeyleri yapılıyor. Bunlar zaten Bootstrap'ın kendi JavaScript dosyalarının içinde. Biz onları indirip sayfamıza dahil etmiştik. Bunun çalışması için gerekli olan jQuery dosyasını da dahil ettik. Şu ana kadar onlarla ilgili bir işlem yapmamıştık. Şimdi devam edelim çalışmalarımıza. Mesela örnek olarak burada ilk örneğimiz modal dediğimiz yani açılır pencereler. Burada mesela örnekleri var şu şekilde. Buraya istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Mesela burada bir video oynatabilirsiniz yine. İstediğiniz planları burada yapabilirsiniz. Orada en basitinden ben large ve small olarak burada iki tane model var. Bunları alacağım. Mesela şu örnek olarak large'ı alıyorum. Mesela nereye koyabiliriz sayfamızda? Bir bakalım. Tasarım olarak. Şunun altına mesela şurada en son bittiği yere şuraya ben bunu ekliyorum. Pardon, div'in bittiği yer burasıymış. Yanlış yere eklemeyelim. Şuraya ekledim. Evet. Burada large model. Ne diyelim? Mesela detaylı bilgi diyelim. Detaylı bilgi dedim. Bu content'in içine de geliyorum. Buradaki yazıyı kopyalıyorum. Evet. Kopyaladım. Kaydettim. Sayfayı tazeliyorum. Bakıyorum aşağı iniyorum. Ve bakın detaylı bilgi diye buraya geldi. Ve buradan tıklıyorum. Ve bakın buraya geldi. Tabii bunun başlığı çıkmadı. Bakalım ne diyor. Evet. True diyor. Buraya false desek bakalım. Başlık kısmı o yüzden mi çıkmadı? Tekrar geliyorum. Onunla alakası yok. Şimdi geri alacağım. Large dedik. Top index. Diyalog dedi. Şuradan muhtemelen biz örneklere tekrar bakalım bunun. Buradakine bakalım. Buradakinde var mı? Buradakinde yokmuş. Buradakinde sadece kapama ve large model diyor. Bizde large model yazan yer nerede? Detaylı bilgi diyor. Biz onu değiştirdik. Large model diye bir şey var mı burada? Large model label. Örneğin bir daha bakalım. Large model araya label diyor. Large model label. Peki bunu kopyalayalım bakalım. Bununla alakalı mı? Bu da bir sıkıntı olabilir ama belki o divin içine yazdığımız için de olabilir. Yok, bununla alakalı bir şey yok. Sonra yine eski haline alabiliriz. Şimdi bunu bir buton nasıl diyelim? Bunu bir divin içine alsaydık. Şurada şöyle yapacağım ben. Bunun bittiği yere bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Detaylı bilgi. Hayır, hiçbir şekilde bununla alakalı bir şey olmuyor. Şöyle yapalım. Tekrar bakıyorum örneklere. Modal title diyor. Şurası modal header. Şu header'ı alalım bakalım. Model content'in içinde. Model content. Zannedersem bizimkinde bu yoktu herhalde. Bakalım tekrar yenileyelim. Detaylı bilgi diyorum. Evet, bakın burası da geldi.
Şuradaki içerik kısmı gelmedi. O da muhtemelen model content body'den dolayı gelmedi bence. Onu da oraya eklersek, bakın şurada. Hatta model content footer'ı da alıyorum buradan. Bunlar olması gereken şeyler. Şöyle ekliyorum. Model content body'nin içine şu paragraf etiketi olmadığı için şunu buraya yerleştirdim. Buraya kapat diyelim. Buraya da kaydet diyelim. Mesela bu kaydet falan saçma aslında ama buraya da kapat diyorum. Yani orada kaydedecek ne olacaksa. Tekrar yeniden yükle diyorum. Geliyorum buraya. Detaylı bilgi diyorum. Bakın bu şekilde modal title ve içeriğimiz buraya geldi. Bunun içine de farklı şeyler ekleyebiliriz. Mesela imaj ekleyebiliriz. Bir imaj ekleyelim bakalım. 200'e 200 değil de mesela 400'e 300. City resmin URL'ini kopyala. Bunun altına şöyle hatta içine ekleyelim. img src kopyaladım. Class img responsive diyorum. Alt etiketi bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Tekrar sayfaya bir kaydedelim. Yeniden yükleyelim. Geldi. Bakın içine resim de ekleyebildik. Yani elinden geldiğince bütün uygulamaları yapmak için buraya hani video ekleyebilirsiniz. Yani aklınıza gelebilen her şeyi burada da planlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi modalı da yaptık. Başka ne yapabiliriz? Drop down'u zaten göstermiştik. Drop down yapılmıştı. Bunları yapmamıza gerek yok. Bunları zaten yapmıştık. Buradan yine bakabilirsiniz JavaScript'te olan kısmında nasıl kullanıldığını. Zaten hazır geliyor. Onun haricinde şu scroll spy yazan şeyi yapmadık. Bunu da yapalım. Bunu bir sonraki derste yapalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.